İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti, Terkumya beldesinde bir araçtan işgal güçlerinin bulunduğu bir araca saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 İsrail polisi öldü. Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı. İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı. El Halil'deki olaylar bununla sınırlı kalmadı. İşgal güçleri bir eve baskın düzenledi. Binayı yıktılar. Yangın çıktı. Filistinli itfaiye erleri yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. İsrail'in saldırıları Cenin kentinde yoğunlaştı. Askeri araçlar bölgeden ayrılmadı. Kentin bazı noktalarından dumanlar yükseldi. Dumanların yükseldiği noktalardan biri sebze pazarıydı. İsrail pazara saldırdı. Pazarı ateşe verdi. Sivil savunma ekipleri yangın söndürme çalışması başlattı. İsrail, Cenin'in altyapısının %70'ini yok etti. Sokakları buldozerlerle 1,5 metre derinliğinde kazdı. Elektrik ve haberleşme kablolarına zarar verdi. Şehrin %80'ine ve mülteci kampının tamamına su verilemiyor. İsrail, Batı Şeria'yı adeta Gazze'ye çevirmek istiyor. Filistinli bölge sakinleri ise bu koşullar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Ancak şartlar gittikçe kötüleşiyor. Üstelik işgal askerleri aileleri zorla yerlerinden ediyor. Bazı Filistinlilere evlerini terk etmeleri için yalnızca dakikalar tanınıyor. Filistinliler hem elektrik ve suyun tamamen kesilmesi, hem gıda sıkıntısı yaşanması, hem de İsrail'in göçe zorlaması sebebiyle bölgeyi terk etmeye başladı. Gazze'liler gibi onlar da evlerini, barklarını bırakıp güvenli bölgelere gitmeye çalışıyor. Günlerdir devam eden saldırı ve baskınlarda onlarca Filistinli gözaltına alındı. Çok sayıda kişi şehit edildi. Yaralılardan bazılarının durumu ise kritik.